Gündemimde birinci derecede ekonomi var. Nedir abi seni sıkıntıya sokan? Yoksulluk sınırı olan ücretin altında kaldım 1,5 yıldır. Peki bu sene onu telafi edebilecekler mi? Mümkün değil. Devlet kurumundan emekliyim. 10.000 bir günden emekli oldum. 4 asgari ücret maaş alıyordum. Son 1,5 yıldır maaşım 17 bin lira civarında, 18 bin civarında. 1,5 yıldır yoksulluk. Her fırsatta düzelteceğini söylüyorlar ama. Aynı zamanda da çiftçiyim, fındık üreticisiyim. 20 dönüm yerim var, yani 20 dekar. 3.000-4.000 kilo fındık yapıyorum. Girdi masraflarım %500 arttı. Fındığımın fiyatı son 2 yılda %100 arttı. Yani 5 kat masraf edip, şimdi mesela asgari ücret 16-17 bin lira olursa, gündelik ücret işçilere 500 lira ödüyorduk bugün biz. 1000 TL'ye olacak. Bizim masrafımız bu sefer %500'den %700'e yükselecek. Fındık da mesela şöyle bir politika izliyorlar. 82 lira devlet fiyat açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi. Piyasada 90-100 liraya çıktı. Hemen müdahale etti indirmek için. Yani burada bir oyun var. Sonra memleketin diğer biz belli bir yaşa geldik. 62 yaşım bitti benim. Gençlere acıyorum. 2 tane çocuk yetiştirdim. 2'şer üniversite bitirdiler. Türkçe eğitim değil, İngilizce okudular bölümleri. Devletin hiçbir yerinde iş sahibi olamadılar. Özel sektördeler ve yurt dışına gideceğiz diyorlar. Ama benim görüşüm hangi genç bırak bu ekonomisi iyi olan insanları İslamiyet olan, Müslüman olan bir ülkede gitsin yaşasın. Var mı yaşayacağım diyen yok. Niye? Ya ama nedeni ne? Bizi Allah'la aldatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i, Türkçe anlamını okullarda zorunlu bir ders yapsınlar. Ne hırsız kalır, ne arsız kalır, ne üçkağıtçı kalır, hepsi düzelir. Öğrenmemizi birileri engelliyor. Cuma hutbelerinde bile Atatürk'ün adı anılmıyor örneğin. Şimdi işin bir boyutu da bu. Onun için rahmetli Erbakan mezardan çıksa gelse, biri bakın muhafazakar sağ görüşlü biri, Kamer Genç bir de sosyal demokrat gelsin. Bunlar 20-30 yıl önce bu memlekette olacakları gören insanlar. Ha diyeceksin, şimdi sen niye böyle konuşuyorsun? Ben şu an bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi üyesi olan bir vatandaşım. Söyledim ya, sözlere bakıyor musunuz? 80 yılında ihtilalde ben askerdim. Sağcı solcu ayrı sıralarda oturuyorduk. Ben onları da yaşadım. Bugünkü kavgamız ne din ne siyaset bir şey olmamalı, ekonomi olmalı, üretmemiz lazım. Üretirsek bunun altına kalkarız. Yoksa böyle 5 yılda belediyede meclis üyeliği yaptım. Çok güzel şeyler öğrendim bulunduğum memlekette. Onun için bizim üretmekten başka çaremiz yok. En başından Allah'la bizi aldatmaktan vazgeçsinler artık. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Şimdi ne var diyoruz ama kime sorsak ekonomi diyorlar. Senin gündeminde ne var abi? Vay ova başka ne var abi ki? Alım gücün ne durumda? Sıfır. Herkes söyledi. Mesela asgari ücret şu an ne kadar? Asgari ücret 11.400. Kira ne kadar? En düşük 10 lira. Evet. Onun siz düşünün başa gitsin ne olacak? Şimdi biz soruyoruz. Az çok matematiği ben de bilirim ama. Şimdi yani adam o kiraya o kadar para verirse nasıl geçimini sağlayacak bu İstanbul'da? Ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Nasıl geçimini sağlayabilir? Bu geçim sağlaması mümkün değil. Bu başbakana, cumhurbaşkanına sormak lazım. Milletvekilleri sormak lazım. Milletvekilleri ne yapıyor? Oturuyor, kavga ediyor. Hani sözde insanları temsil ediyor. Ne yapıyor? Orada bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hiçbir şey yok. Akşam olunca evine gidiyor. Evine gidiyorlar. Yine sarmaş dolmaş, kuzu pızı arıyorlar. Burada millet, bak burada bir bardak su içemiyorlar. Bir bardak su alamıyorlar. Şöyle diyeyim. Milletvekilesi ne? Milletvekilesi bıraksınlar. Bütün dünya içilen sırtından geçiniyor. İşçi ya lokaş var. Mesela Cumhurbaşkanı söylesin ki biz devlette her asgari ücretten 500 kesiyoruz. Can kurban. Bir de beden kesin 1 lira. Ama bedel biçmiyor. İşveren ayrı kesiyor. Muhasebe ayrı kesiyor. İnsan kaynakları ayrı kesiyor. Kimse bilmez ki. Gidiyorsun orada borcu çıkıyorsun. Belli bir bedel biçsinler. Kimse bir şey demez. Ha asgari ücret bir tık üzerinde der. 1 lira olsun. Veyahut daha yüksek olsun. 2 lira olsun. Kimse bir şey demez. Tartışma olmaz. Ne yapacaksın? Belirsiz oldun miydi? Aysan bile sürünüyor. Bak birçok insanlar geri memleketine gitti. Gitti yerleri de yok. Onlar ne olacak? Birçok böyledir. Hani Cumhurbaşkanı bunun düşmesi lazım. Tok açlarından anlamaz derler ya. Kendi anına oturuyor. Bir dakikada benim maaşım bu kadar. Milletvekilim bu kadar. Memurum bu kadar. Ya sırf işçiden de gülüyor.
içene demiyor. Bak bir aydır dalga geçiyorlar. İşte bu hafta olmadı hafta. İşte bu son haftada, bu sonunda ne olacak? Asgari ücret 15-16 olacak. Ya ne zam versinler ne de zam yapsınlar. Şimdi zam vermeden her şeyi alıp uçuyor. Affedersin, burada bir bardak nar suyu 350 TL baba. Sen düşün abi. Sen Cumhurbaşkanı'na söyleyin ki bir vatandaş içebiliyor mu? Binler bir bardak nar suyu. Çok zorlanır abi, içemezler yani. Ya içemezler. İçemezler. Yemek dahi yiyemezsin dışarıda. Yemek zaten yiyemezsin. Kuru bir simit alıyorsun, onu da yanında su da alamıyorsun. Su alamıyorsun, ciddi diyorum ha. Cumhurbaşkanı bunu görüyor. Ama yandaşları getir şey alıyor mu, almıyor. Onu getirmesi lazım. Cumhurbaşkanı laf yok ama vatandaş düşmesi lazım. Bir cumhurbaşkanı yani bir aile görevi nasıl bir anne baba yapıyorsa, bu ülkenin de ana babası görevi de Sayın Cumhurbaşkanı yapması lazım. Ayrım yapmaması lazım. Bir bölge mesela sayın memurlara ne diyorum? Millet emeklilere 5 TL veriyorum, çalışana vermiyorum. Sonra baktık ki seçim yaklaştı. Millet yedi çark etti. Ona da vereceğiz. Başta söylesene sen. Millet cahil değil ki. Bu devde cahil yok. Ancak kendini kandırırlar. Cahil mahil yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de onu yaparım. Çıkma burada konuştum. Orada da konuşurum. Gel bana bir şey de. Vatandaş soracak abi. Bizi, tabii ki de soracak. Tabii. Bizim şikayetlerini, sorunlarını söyleyecek. Normal hakkımızdır bu da. Nasıl oraya getirir de indirmeye de biliriz. Oy verdiği zaman da bir şey demiyorsa, bir şey dediği zaman da bir şey deriz. Kimse kimse daha korkmaz ha. O eski dönemler bitti, kapandı. Kimse kimse korkmaz. Oy verdin mi abi? Verdim, yalan yok. İlk başbakan döneminde verdim. Cumhurbaşkanı ilk döneminde de iyiydi. Ondan sonra bozdu da. Hala ne bozuyor git. Keşke vermeseydim diyor musun? Diyorum tabii. Zaten daha vermem. Bundan sonra da oy da kullanmam. Aile de bırakmam gitsin oy kullanmaya. İster cezaevi ise vermesinler. Hani kimin bana faydası var? Bir gidiyorsun 50 kişi var orada. Cumhurbaşkanı da bir de eli, ya sen kimsenin elini bıkacağım senin de, babam elinde eli bağlamış, senin önünde eli bağlayayım. Eli bağla, papağanı bırak, nereye gidiyorsun? Kim ki o? Hani artık daha her şeyi çileden çıkarmış, kimse kimse ne takmaz, ne takar, ne sever, ne sayar. Hayır ben hiç kimse ne takarım, ne sayar. Kafama göre takılıyorum. İsteyen yerde, ince yolda da kopsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, duran bir herkese. Saygılar, selamlar. Teşekkürler. Berbat, berbat. Her şey berbat. Görüyoruz. Rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Sabahtan beri aç karnımız. Bittik. Ucuz bir lokanta arıyoruz. Zor biz emekliyiz bak. Hayat. Lokanta arıyoruz. Ne bekliyorsunuz efendim emekli maaşı olarak? Zam oranı olarak Ocak ayı. Vermiyor ki 6.000 lira maaşla geçiniyoruz işte. Beklentilerinizi bu sene karşılayacaklar mı? En az 10.000 versin de biz de bir 10.000 yeter mi Allah'ını seversen ya. En az 10 verseler gene o da yok. Askeri ücrette millet iki tane çocuk bakıyor. Hiç mi bunların akıllarında bir şey yok acaba? Vatandaşı düşünmüyorlar mı efendim? Vatandaş ne olursa olsun kendileri yesinler de. Vatandaşlar onları seçimde düşünecek mi bu sefer? Bilmem. Seçenler bizi de öldürdü. Hadi yürü. Hadi. Teşekkürler. Sağ olun. Allah abi son durum bizimkiler imana gelirse güzel olacak. Dünya imana gelmiyor ki. Yöneticilerin 57 tane İslam ülkesi var abi. Hangisi Müslüman? Hangisinin başında Müslüman var? Müslüman değilse o zaman niye içerisindeki Müslüman kardeşlerimizi ülkemize kabul ediyoruz o zaman Müslüman diye? Ya şimdi kabul etme değil abi. Bu kadar 57 tane İslam ülkesi var, bir tane Amerika'ya baş kaldırıp ya kardeşim senin burada ne işin var? Şimdi küfür edeceğim olmayacak abi, şimdi ama şöyle söyleyeyim. Protesto için kola döküyoruz ama telefonunu, arabasını, onlar her şeyini kullanıyor. Abi onlar eskide kaldı. Yeniden kola döken yok. Akıllandık, o kadar da değil artık ya. Ya şimdi tepki yani nasıl göstermemiz lazım? Sana göre ne yapmamız lazım? Ben tepkimi koyuyorum zaten. Benlik sıkıntı yok. Ama artık işin hani bize küçüklükten beri anlatırlar ya millet devlettir, devlet millettir diye. Biz millet olarak yapıyoruz da devlet olamamışız abi. Devlet farklı artık. Yani millet devletlikten, devlet milletlikten çıkmış. Yukarıdakiler kendini bizden farklı görüyor. Sıkıntı. Yani elbet bir gün bu devran dönecek. Biz de onlara siz nasıl Müslümansınız diye soracağız. Ha biz sormazsak zebaniler soracak. Siz nasıl iman ettiniz de böyle davrandınız diyecekler. Evet. Benden bu kadar abi. Allah yardım etsin Filistinlilere, bir şey diyemiyoruz ama. Güneş batıdan doğuyor abi. Yani gavurların içine İslamiyet ateşi düşüyor, bize değil. Yani tam tersi olacak ama olmuyor. Teşekkür ederim. Rica çok sağ ederim abi. Kolay gelsin. Ya da bir yakın dostum var. Evet. Dün akşam hatır sormak için kendisini aradım. Hanımefendi 4 tane kazak giymiş. Ne oldu dedim, hasta mısın, bir sıkıntı mı var? İtalya'da. Yok dedi, burada günde 3,5 saat doğalgaz yakıyorlar dedi. Bir daha yakmıyorlar dedi. Nedenmiş? Neden işte ekonomik sıkıntı, kriz. Kısmışlar. Kısmışlar. Bu İtalya 3 sefer Dünya Kupası kaldırdı. İlerlemiş ülke diyorlar. Onun için halimize şükredelim. Namkörlük yapmayalım.